Bizim iç dünyamızda, enfüsi dünyamızda bazen her tarafı böyle kasvetli bulutlar sarar. Bazen bakarsınız birdenbire açılır. Her taraf günlük, gülistanlık olur, güneşlik olur. Böyle kabzları vastlar, vastları kabzlar tasavvuf ifadesiyle başkaları kullanmaz bunu. Kullanmada mahsur yok. İnsanın iç dünyasındaki sıkışmalar, kasvetler, kararmalar ve insanın iç dünyasındaki açılmalar, inşirahlar, ferahlar. Belki insanın o mevzuda iradesi daha fazla bir misyon, bir fonksiyon yüklenebilir. Kendi tavırlarını iyi ayarlarsa orada ziyayı zulmeti Allah'ın izniyle galebe çaldırabilir. Zulmeti büzebilir. Ziyayı onun yerine püskürtebilir mi diyelim, imale edebilir. Allah'ın izni inayetiyle. Fakat bütün onları yok etmek, kesmek mümkün değildir. Ancak ışığın alanını genişletmek, karanlığın alanını daraltmak veya kendini salarsan, gafilane yaşarsan, biraz da zulmetin oluşmasına sebebiyet verecek tavır ve davranışlar içine girersen, bu defa zulmet alanı genişler, aydınlık alanı da daralmış olur. Onları birer realite olarak kabul etmekle beraber onlar karşısındaki tavırlar çok önemlidir. Bazen böyle pırıl pırıl bir gece parlaklığı, berraklığı içinde bütün yıldızları yerlerinde görüyorsunuz. Hatta bunların takımlarını belirliyorsunuz. Bu şudur diyorsunuz, bu budur diyorsunuz. Veya bir gündüz aydınlığı içinde güneşi bütün berraklığıyla görüyorsunuz. Şualarıyla, renkleriyle, değişik tecelli boyundaki dalgalarıyla sizi okşadığını vicdanınızın derinliklerinde, hatta kılcallarınıza kadar duyuyorsunuz bazen, o kadar net. İç aleminizde böyle bir duyuyorsunuz ki aksini o esnada ihtimal vermek mümkün değil. Haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş diyorsunuz. İşin doğrusu onun mevcudiyeti hakkında isimleriyle kendisini bildirdiği şekilde ve sıfatlarıyla kendisinin nasıl muhat bulunduğu hususu mevzuunda, zat-ı vahdiyle işte yol buraya kadardır deme mevzuunda ne nasıl ifade edilmişse meseleyi öylece duyuyorsunuz. Artık daha ötesi olmaz diyorsunuz. Fakat bir an geliyor ki işte bulutlar gibi baharda da olabilir, kışta da olabilir, yazın göbeğinde de olabilir, sonbaharda da olabilir. Birdenbire ufkunuzu kapkara bir şey sarıyor. Bu ya birinden bir rahatsızlığa binaen, ya birine karşı bir tavra binaen veya şeytanın dürtüleriyle hiçbir sebebi yok, hiçbir saik yok. Birdenbire ufkunuz kararıyor ve öyle bir kararıyor ki zannediyorum siz de kendi durumunuzu kendinizle yüzleşerek tecessüs ettiğiniz zaman bu duyulanları duymuşsunuzdur mutlaka. Kati kanaatim var. Öyle bir sarıyor ki o karanlık, o sıkıcı şey, o bunaltıcı durum, sanki önceden siz güneşi o parlaklığı hiç görmemişsiniz gibi, o gökyüzünü pırıl pırıl yıldızlarla hiç temaşa etmemişsiniz gibi birdenbire onlar adeta yok oluyor. Oysa ki hatırınızda var ya falan zaman ben aksine ihtimal vermeyecek şekilde İz'anı izana katlayarak, onu müzaaf, onu mükâb yaparak, mükâbı der mükâb yaparak öyle bir ufuktan bu meseleyi temaşa etmiştim ki aksi olmaz artık diyordum. Ben kendi varlığımdan şüphederim de fakat onun varlığından, onun icraatından, her şeyin onun yedi kudretinde böyle çevrilen bir tesbih gibi çevrildiğinden şüphe etmem diyordun. Fakat sanki onlar bütün zihninden silinmiş gibi birdenbire sadece o kasvetli havanın tesirinde kalırsın. Onlar hiç olmamış gibi bir ruh haleti olur içinde. Tabiattaki hadiseler gibi ona müdahalemiz bir çağrıyla, bir duayla, bir Cenab-ı Hakk'a tazarruyla ve niyazla onun teveccühüne göre değişimler,
ve sizin arzunuza göre bir şekil almalar olabilir. Burada da iradenin hakkını vermek elden geldiğince o sıkıntılı anları, o kasvetli anları, o kabz hali diyebileceğimiz anları böyle Nil gibi, Dicle gibi, Fırat gibi geçilmez hale getirmek değil de daraltarak bir yönüyle bir hendek haline getirmek, atlanılır kılmak onu elden geldiğince. Öyle bir hale getirmeli, öyle sıkıştırmalı, öyle büzmeli ki onu hemen onu atlayıp geçesin yine. Kendi dünyana geçesin. Yoksa o mevzuda yapılması gerekli olan şeyler neyle olur onlar? İşte her zaman tekrar ettiği gibi sohbeti canan olur. Lehvel hadise girmemekle olur. Diyeceğiniz, edeceğiniz, yapacağınız her şey bir yönüyle onu anlatmaya matuf uç bırakmalar gibi bir şey olmalı. O uçlardan hangisi takip edilirse edilsin size La ilahe illallah dedirtmeli, Muhammedur Resulullah dedirtmeli. Her tavır, her davranış. O sizin ruh haletiniz itibariyle sizi sıkabilecek o kasvetli hal, o kapsali, o karanlık durum bir yönüyle belki büzüşmüş, işte biraz evvelki ifadede olduğu gibi atlanılabilir bir hendek haline gelmiş olur. Yoksa canınızı çok sıkar sizin. Bazen birine takılma şeklinde olur. Takılırız, insanın tabiatında var bu. Belki Allah'ın mahiyetimize koyduğu bir şeydir. Belki bazı esma ilahinin cilveleridir. El-Kabit, Cenab-ı Hakk'ın bir ismi. Dolayısıyla işte o kabus olacak yani bir yönüyle. El-Basit, o inkişaf hali de olacak. Fatiha, hani bir de o zaviyeden bakmak lazım. Sanki bu insanın bu değişen hallerini fotoğrafını ortaya koyuyor gibi bir şeydir yani. Eğer insan içinde çevresinde olup biten şeylere karşı neye, ne zaman, neyi, nasıl söyleyecek? O iç infialleri oluşturmuşsa şayet, olumlu şeylere karşı inşirahları, evet demeleri, olumsuz şeylere karşı da tepki duygusunu oluşturmuşsa şayet, orada içten gelen bir infialle, olumlu şeylere pozitif olarak evet demekle, olumsuz şeylere de hayır demekle, kapıları sürgülemekle, insan içinde onu oluşturmuşsa, Fatiha böyle sanki o şeyi resmediyor gibi. İnsan bazen böyle nimetlere mazhar olur. Günlük gülistanlık olur her taraf. İşte o zaman insan elhamdülillahi rabbil alemindir. Daire-i rububiyetin bir cilvesi olarak nimetleriyle bizi serfiraz kılıyor, başımızı okşuyor. Ona binlerce hamd sena olsun. Fakat onu görmek lazım. İşte uyanık bir şuur olarak ona bakmak lazım. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bazen belki bazı sıkıntılara maruz kalır. Hakikaten bazen rahmet cilveleriyle serfiraz olur. Sıkıntılara maruz kaldığı zaman Yunus İbni Metta gibi La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin veya Hazreti Eyüp gibi Rabbi inni messeniye zır ve ente erhamur rahimin. Zarar isabet etti. Adeta sineme bir mızrak saplandı. Sen Erhamur Rahim'insin dersin. Bazen sıkıntılarında halini ona açarsın. İnnemâ eşkû bessî ve hüznî der gibi. Bazen de hakikaten o rahmetin başını okşadığını görürsün de sen Erhamur Rahim'insin, şu işe bak falan dersin. Yani. Sergüzeşti hayatımız içinde adeta bizim halden hale, tavırdan tavıra geçmelerimize karşı bu iç infiallerimizin bir yönüyle, için sesi ve soluğu olarak, telkin değil, mantığı kullanmak değil, vicdanda öyle mayalanmış ki ne zaman neyi diyeceksin, hemen o mevzuda senin dilinin bağını çözüyor, sen onu söylüyorsun. Nimetlere serfiraz olduğun zaman elhamdülillah rabbil alemin. O iki faktör karşısında ya bir şeyden sıyrılma veya hakikaten mazhariyetlerine karşı Erhamur Rahim'insin, şu merhametin enginliğine, şu merhametin tecellilerine bak diyorsun. Bir yerde onun azameti ve ululuğunu hatırlama karşısında, sen din gününün de bunun, hakiki dinin de sahibisin, hesabın da sahibisin falan diyorsun. İnsanı frenleme adına çok önemlidir bu. İnsan bu mülahazayı bir yönüyle böyle içine yerleştirdiği zaman,
Kim bilir insanı nelerden alıkor bu Maliki Yevmiddin bugün. Hayatın hesabını verme günü, yapılan güzelliklerin mükafatını görme günü, yapılan kötülüklerin cezasıyla yüze gelme günü. Frenleyici, zecredici bir faktördür. Alıkor seni orada. Bütün bunlar karşısında yine ruh aleti olarak öyle bir hale gelir ki onun ululuğunu duyarsınız vicdanlarınızda. Her şey boş dersiniz. Fakat bu bir yönüyle içinizin sesi olarak İyyâke na'budu, Allah'ım yalnız sana kulluk yapıyoruz. Hem de bunu tek başıma değil. Şu senin nimetlerine bakınca, bizi serfiraz kıldığın eltafına bakınca böyle bir tek hamd buna yetmediğini anlıyorum ben. Onun için yanımda benimle aynı safta duran, hem saf olan bütün bu insanların ubudiyetlerini de kendi hesabıma sana sunuyorum. İçinde bulunduğum bu insanların işte toptan bu Hazreti Pir'in ifadesiyle iştirak-ı amali uhreviye. Madem iştirak-ı amali uhreviye var, benim yaptığım onların yaptığı için de onların yaptığı benim yaptığım için hepsi bir birlik içinde sana sunuluyor. Onun için İyyâke na'budu, sana kulluk yapıyoruz. Ve bu kulluğu yaparken de senden İyyâke nestaîn, yardımı da senden istiyoruz. Altından kalkılır gibi değil. İç infialle bunlar. Sonra ihtine sıratel müstakim, çok defa kayma endişesi. Bilmem yani herkeste var mıdır? Günüm 5 vaktinde de 5 defa abdest aldığım zaman, ayaklarımı suyun altına soktuğum zaman kafir olarak ölme korkusuyla öyle titriyorum. Hele son zamanlarda ihtine alâ mâ tuhibbu ve terdâ diyorum. Allah'ım neden hoşnutsan, neyi seviyorsan orada beni sabit kadem eyle diyorum. Sırat da ayağımı kaydırma değil. Orada ayağın kaymaması, burada sırat-ı müstakim de kaymamaya bağlıdır. Şimdi içte öyle bir şey varsa şayet, sırtında taşıdığın emaneti kaybetmenin endişesini şuurlu bir insan gibi taşıyorsan, ya hırsızlar, haramiler benim bu şeyimi vururlarsa, bir yönüyle senin görüp gözetme korumanda olmazsa şayet, şeytanlar, avene-i şeytan çarpabilir bunu. Elimden alabilirler. Onun için ihtine sıratel müstakim. Çünkü nice sırat-ı müstakim vermiş insanlar vardır ki siz çevrenizde bile bunları la yu'ad ve la yuhsa görmüşsünüzdür. Gelmiştir, girmiştir fakat girdiği gibi çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim'in ehli nifak için buyurduğu ifadedir bu. Girdikleri gibi çıkarlar hafizanallah. Dün böyle nur dediği, ışık dediği, berraklık dediği şey onun aleyhinde olmuştur hafizanallah. Onun için bu mülahaza altına girince de bir yönüyle kendinizi öyle bir pençede, demir pençede hissettiğiniz zaman gayril mağdûbe aleyhim ve latâbi. Allah'ım sırat-ı müstakim erdiren sensin ama fakat orada durduracak da sensin. Kaydırmayacak da sensin. Çünkü dünya kadar insan dalalete sapmıştır. Dünya kadar insan senin gazabına uğramış ve gazap adeta onların kaderi haline gelmiştir. Mühürlenmiştir onlar için. Gayril mağdûb aleyhim ve labdâlin. Sonra da amin diyoruz. Yani orada insan kendisini hep onun içinde görmeli. Ama bu biraz vicdanda o meseleyi, o mazmunu mayalamaya bağlı yani. İnsan sağlam, yürekten böyle Cenab-ı Hakk'a inanırsa hakikaten, imanını içinde pekiştirirse, ve hayatını o imanın içteki infiallerine göre götürürse, ne zaman hamd edeceğini, ne zaman Rahmanur Rahim'sin diye çekeceğini, ne zaman Maliki Yevmiddin diyeceğini, onun onları belirlemesine lüzum yok. Bir yönüyle iç infialler onları belirler. Çünkü yaşadığı hayatın içinde hep bunlar cereyan ediyor. Yaşadığı şeyleri şuurlu olarak yaşıyorsa, duyarak yaşıyorsa, yeni ifadesiyle yaşadığının bilincindeyse şayet bir yönüyle o iç infialleriyle sürekli nerede ne diyeceğine dürtüleri içten alacaktır. İşte burası elhamdülillah yeri, elhamdülillah nimetlerle serfiraz. Errahmanirrahim, burası onun rahmaniyetiyle, rahimiyetiyle anacak bir yer.
onun mabudiyeti, maksudiyeti, mahbubiyeti, mahmudiyeti nazarı itibara alındığı zaman başkasına kulluk yapılmaz ki. İşte burası onun karşısında kemer beste-i ubudiyet içinde eğilme anıdır diyeceksin. Ve böyle bir mazhariyetleri ihraz ettikten sonra sırat-ı müstakim Allah'ın dost doğru yol. Sıratı geçme için köprü sayılacak bir yol. Doğruyu yaşama. Doğruların geçebileceği yerden geçme ona emanettir bir yönüyle. Doğruyu yaşamaya emanet edilmiştir. Böyle bir emaneti kırk haramilere, kapkaççılara çaldırmamak için meseleyi onun korumasına emanet etme. Allah'ım bana ait olan bu emanetleri korumadan acizim, acizim ifade ediyorum. Ne olur bahtına düştüm. Sen dalalete düşenler, azıp sapanlar ve haklarında senin gazap damgasını vurduğun insanların durumuna düşürme. Korumayı sen al. Bana verdiğin bu emaneti ben de sana emanet ediyorum ne olur. Bahtına düştüm. Benim aczime ve fakrıma emanet etme bunları gibi. Adeta o Fatiha'yı her günkü hayatında, her haftaki hayatında, her ayki hayatında bir yönüyle, bu iç infialleriyle hep böyle duyacak ve söyleyecek. Ölü olmasa Kur'an'ın hülasası sayılmaz yani. Çünkü bütün Kur'an'ı onda görmek mümkündür. Bu dar bir açıdan sadece. O da benim ifade kabiliyetsizliğime böyle takılarak doğru ifade edilmemiş şekli. Fakat bir yönüyle bir müminin belki böyle sergüzeştisini, o sergüzeştisine ait değişik fasılları ifade etme adına işin doğrusu onun gibisi yoktur. Hava bulutlandığı zaman ne diyeceksin? Güneş açtığı zaman ne diyeceksin? Bast halinde ne diyeceksin? Kabz halinde ne diyeceksin? Rahmetlerle sağanak sağanak rahmetlerle ıslandığın zaman ne diyeceksin? Kuraklığa maruz kaldığın zaman ne diyeceksin? Ümidini yıkan şeyler karşısında ne diyeceksin? Bütün bunlar o iç infiallere emanetse sen yanılmaz bir yolda yürüyorsun demektir. Yoksa meseleyi iradeye bırakırsanız çok gafletler olur orada. Sürekli başkalarının dürtüsüyle bir yere gelmek icap eder. Bence o dürtü meselesini tabiatımızın bir derinliği haline getirmek lazım. Yeme içme arzusundaki dürtüler gibi, yatma arzusundaki dürtüler gibi, rahat arzusundaki dürtüler gibi, daha başka cismani ve bedeni zevkler, lezzetler mevzundaki dürtüler gibi o hale getirmek. İnsanı kamil, bu meseleler o hale getirmiştir. Onun için insanlığın iftihar tablosu sizin yemeden, içmeden ve sair şeylerden zevk aldığınız, lezzet duyduğunuz gibi ben Rabbime kulluktan lezzet duyuyorum buyurur. Evet o onu ihraz etmiş. Hakiki insanı kamil. İnsan ona talip olmalı. Onu elde etmeye çalışmalı. Avucunun içine almalı. Ve bir daha da kaçırmamaya çalışmalı Allah'ın izniyle inayetiyle.